Bundan hiç sarsın. Şöyle gösterelim. Çek, çek, görsünler hırsızlıkları. Kars halkının iradesini nasıl ipotek altına alıyorlar, görsünler. Hayır, yani sahipsiz değil. Askerle polis de alamazsınız. Halkın iradesi var. Öyle bir dünya yok. Seçmen çok özel olarak telefon uyarısı ve 102 belgesi uyarısı tekrar yapmak istiyoruz. Bu arada dışarıdan gelenler herhalde. Nereden geldiniz arkadaşlar? Fotoğraf çekmedim. Yok, biz tutalım. Tamam. Nereden geldiniz? Tanımadınız. Nereden geldiniz? Şehir dışında geldim. Nereden geldiniz? Hepsi gördüğünüz gibi kaçaktınlar. Ama yazık bu halde. İnsanlar burada yaşayacaklar. Beş yıl siz yarın gideceksiniz. Bunu yapın. Size Kars halkının emeğine, el koymama çağrısı yapıyorum. Sizi zorla dışarıdan getirdiler. Zorla yarın. Gönüllü mü geldiniz? Burada da yine dışarıdan gelen askerler var. Kars halkının iradesini çalmak için gelmişler. Burada oy kullanıyorlar ve yarın öbür gün bırakıp gidecekler. Emir kulular, bir şey demiyoruz. Ama onu buraya getiren anlayışı kınıyoruz. Buraya getirip halkın iradesine el koymaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz hepsi genç erkek, asker, polis. Karşı gelmiyor ki. Kars halkının iradesini çalmaya gelmişler. Kars halkının iradesine ipotek kazanmaya 5 yıl burada Kars halkı çamuru çekecek. Bunlar da yeni tercih yapacak. Şu anda Kars'tayız. Atatürk İlköğretim Okulu'nun önündeyiz. Burada sandık sayıları arttırılmış. Sahte seçmenler, kaçak seçmenlerin en fazla kaydedildiği okullardan birisi. Neredeyse burada Kars'ta oturan seçmen yok. Her yerde askerler var, dışarıdan getirilenler var. Ve şimdi getirilen bu taşıma seçmenlerle de Kars halkının iradesi ipotek altına alınacak. Kars halkının 5 yıllık kendi iradesiyle seçeceği yönetime el konulmaya çalışılıyor. Biz bütün Kars halkına şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Kaçak seçmenlerle, sahte seçmenlerle sizin iradenizi gasp etmeye çalışanlara karşı elinizi vicdanınıza koyun, iradenizi savunun, kentinizi savunun. Hiçbir şekilde burayla bağ olmayan, Trabzon'da, Kayseri'de, Afyon'da, Konya'da oturan, bu kente bir daha hiçbir şekilde uğramayacak insanların bu kentin kaderini belirlemesine izin vermeyin. Sabah akşam alnlarını secdeye koyanlar, namaz kılanlar bugün bütün kentin gözünün içine baka baka hırsızlık yapıyorlar, iradeyi çalmaya çalışıyorlar. Biz bu hırsızlara karşı mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. AKP'ye bir isim bulacaksak eğer Hırsızlar Partisi diyebiliriz, İrade Gaspı Partisi diyebiliriz, Talancı Parti diyebiliriz ve en önemlisi de bugün Kars'ın iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Ben bütün Kars halkının vicdanına, sağduyusuna inanıyorum, güveniyorum. Bu kumpasa hiç kimsenin geçit vermemesi gerekiyor. Burada kimi seçerse Kars halkı başımızın gözümüzün üstünedir. Ama dışarıdan getirilen kaçak seçmenlerle halkın iradesinin ipotek altına alınmasını kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz.